İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı ve Savunma Bakan Yardımcısı Artsakh'ı ziyaret etti. Askerevi, Belçika Dışişleri Bakanlığı'nın desteğiyle yeni bir ameliyathaneye sahip olacak. İnsan hakları savunucusu Aliyev, Ermenistan Cumhuriyeti'ni Artsakh halkına ve Ermeni halkına karşı ırkçılık ve faşizm politikası izliyor. Batı Ermenistan'daki Tigranakert'in 12 bin yıllık Hilal mağaralarında kazı başlıyor. Batı Ermenistan'ın Van Vaspurakan'a ait 19. yüzyıldan mucizevi bir şekilde kurtarılmış gerdanlık Şamşik. Asırlık Ermeni Grafikleri adlı sergi Gümrü'de açıldı. Ermeni halkına karşı işlenen soykırım kurbanlarını anma etkinliği. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan ve Savunma Bakan Yardımcısı Suren Şahumyan Artsakh'ı ziyaret etti. Artsakh savaşlarında şehit düşen kahramanlarımızın anısına saygıda bulundular. Yakın gelecekte ziyaret çerçevesinde bir dizi görüşmeler öngörülüyor. Brüksel, askeri rehabilitasyon merkezinin çağdaş bir ameliyathaneye sahip olması için hibe sağladı. Sözlü mutabakat, Aralık ayında Ermenistan Cumhuriyeti ile Belçika Dışişleri Bakanları arasındaki söyleşide sağlandı ve hemen uygulama aşamasına geçti. Aliyev, devlet düzeyinde Ermenilere yönelik nefret ve düşmanlık propagandası yapıyor. Ombudsman Arman Tatoyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in açıklamalarına atıfta bulunarak bu konuda bir açıklamada bulundu. Ombudsman'ın açıklamasında özellikle şunlar belirtiliyor. Size İlham Aliyev'in 13 Nisan'daki konuşmasından alıntılar sunuyorum. Ermenilerin psikolojisi bozuk, iyi bir doktora ihtiyaçları var. Ermenilerin zehri diasporadan geliyor. Bütün dünyanın onlara borçlu olduğunu düşünüyorlar. Ermenistan'daki en büyük tehlike psikolojileridir. Bu onlara ne kadar zor bir ders verdiğimizi anlamaları için değişmelidir. Dünyanın en büyük milleti olduğunu ve tam desteği hak ettiklerini zannediyorlar. Kişisel ve kurumsal avantaj elde etmek için sahte hikayeler yaratıyorlar. Artık herkes ordularının olmadığını anlıyor. 10 bin asker kaçağı var. Bunlar Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın 13 Nisan 2020 tarihinde söylediği sözleridir. Konuşması bir faşizm, nefret ve ırkçılığa dayanıyor. Ermenistan Cumhuriyeti ile Artsakh ve diaspora arasındaki düşmanlığa yol açıyor. Yukarıda bahsedilen ifadelerin aksine, Ermenistan Cumhuriyeti hükümeti hiçbir zaman Azerbaycan halkına ve Azerbaycan'da yaşayan sıradan insanlara karşı nefret veya düşmanlık yaratan bir devlet politikası izlememiştir. Ermenistan Cumhuriyeti İnsan Hakları Savunucusu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın bu konuşmasına ve politikasına özellikle insan haklarını korumakla görevli uluslararası kuruluşların dikkatini çekiyor. Batı Ermenistan'daki Tigranaker, Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki insanların göçebelikten yerleşik hayata, avcılıktan tarımsal üretime geçip köy yaşantısının ilk temellerinin atıldığı 12 bin yıllık geçmişe sahip Hilar Mağarası'ndaki kazı çalışmaları başlıyor. Tigranaker, Diyarbakır, Yukarı Mezopotamya'nın merkezi. Mezopotamya'da insanlığın ve medeniyet tarihinin en önemli merkezidir. Burası ilk defa buğdayın, arpanın, baklagillerin tarımsal faaliyet olarak yetiştirildiği bir bölge. Kazıların 12 aya alınmasıyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bir çalışması var. Önümüzdeki dönem yapılacak çalışmalarla bölgenin UNESCO Dünya Mirası listesine alınması için çalışma yapılacak. Ermeni uygulamalı sanatının ve diğer eşsiz örneklerinden oluşturduğu bir koleksiyoncu olan Hamlet Hovsepian, Facebook sayfasında şunları yazdı. Ermenilere karşı uygulanan soykırım sırasında Ermenilerin ana vatanlarından zorla sürgün edilmesine ve katliamlarına, kültürel eserlerinin ve maddi olmayan değerlerinin yağmalanması ve yok edilmesi eşlik etti. Soykırım sırasında ve sonrasında çalınmış ganimet o dönemde genellikle Türkiye'de ve orada faaliyet gösteren yabancılar tarafından satın alınmış ve tüm dünyaya yayılmıştır. Soykırımdan bir asır sonra bizden çalınan eşyalar dünyaca ünlü müzeleri ve özel koleksiyonları süslüyor.
Maalesef şu anki Ermenistan Cumhuriyeti'nde tarih müzesinin arşivlerinde mültecilerin getirdiği büyük miktarda malzemelerin depolanmasına rağmen tarihi anavatanımızın batı kısmının maddi ve kültürel mirasına ait bir müzemiz bile yok. Atalarımızın bize aktardığı devasa kültürel mirasın gerçek değerini bir gün gerçekten değerlendireceğimizi ve nihayet aldığımız mirası gelecek nesillere aktarmanın önemini kavrayabileceğimizi umalım. Bu yılın 17 Nisan tarihinde Asırlık Ermeni Grafikleri başlıklı serginin son sunumu Gümrü şehrinin Stil adlı grafik müzesinde gerçekleşti. Kendi türünde Ermenistan Cumhuriyeti'nin en büyük sergisinde 150'den fazla sanatçı ve heykeltıraşın yaklaşık 400 eseri sergilendi. Ermeni sanatçıların yanı sıra yaklaşık 15 ülkeden gelen Ermeni sanatçıları da vardı. Müze 15 Mayıs'ta Yeni Bir Geleceğe Dönüş başlıklı sergiyi sunacak. Sergide sunulan Ermeni klasik grafiklerinin öne çıkan isimleri arasında Hakop Kocayan, Minas Avetisyan, Garzu, Grigor Hancıyan, Gohar İsayan, Hakop Ananikyan, Angela Sarkisyan, Kamu Nigaryan ve diğerleri yer alıyor. Stil adlı müze Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki ilk ve tek grafik müzesidir. Müzenin hazinesi 17. ve 21. yüzyıllara ait yaklaşık 6000 gravür, Ermeni klasik ve çağdaş sanatçıların 300 grafik gazetesini ve Sovyet filmlerinden yaklaşık 350 film afişini içermektedir. Koleksiyon Sovyet zamanlarından kalma yaklaşık 2000 adet cam setiyle tamamlandı. Bu Sovyet sonrası tek koleksiyonudur. Batı Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşları olan saygıdeğer yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız. Bu yılın 24 Nisan'da Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin resmi temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşecek Ermenilere karşı uygulanan soykırım anısına adanan etkinliklerin listesini sizlere sunuyoruz. Paris saat 11'de Kanada Meydanı'ndaki Gomidas Anıtı'nın önünde. Lyon saat 11'de Anthony Ponset Meydanı'ndaki anıtın önünde, Marsilya saat 11'de 12. bölgedeki Memorial Park'ta anne ve 4 oğlu anıtının önünde, Draginyan saat 17'de Allée des Morts'da Hayastan adlı anıtın önünde, Mandelier saat 11'de Ermenistan Meydanı'ndaki anma haçkarının önünde, Antip saat 15'te Kasım 11 Caddesi Marişo Anıtı'nın önünde, Yerevan saat 11'de Ermenilere karşı uygulanan soykırım anıtı Tsitsernakabert yakınında. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Markaritler adlı topluluk tarafından seslendirilen Palu Balahovit yöresi Ermeni halk şarkısı Haykon Daringişerov adlı eseri sunuyoruz. Haykon Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.